Merhaba arkadaşlar, ben Dertli Strogon ve erkek kaplumbağam dişi kaplumbağama kur yapmaya çalışıyor ama ilk videomda da delirttiğim gibi maalesef Dino birazcık öküzüm trak bir hayvan. Bana bakma, bana bakma, bana bakma, hayvan orada sana kur yapıyor. Bana bakma, bana bakma, bana bakma. Abi inanmıyorum. Ben kaplumbağa yumurtası istiyorum kardeşim. Hayır. Hayır, ona kuru yapacaksın. Hayır, hayır abi. Abi hayır. Böyle bir şey olamaz. Abi biz, ben size yemek verdim. Neyse, bu böyle kuru yapmayı sürekli deniyor ama bu hayvan biraz tokat atıyormuş gibi. Yani nasıl desem, kaplumbağa gibi değil de insan gibi davranıyor biraz. İnsan gibi de davranmıyor da nasıl? Hani bazen birbirlerini falan da ısırıyorlar. Geçen kuru yapmaya çalışırken elini yemeyi denedi diğerinin. Yani bu biraz hoş bir dişi kaplumbağa olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu videoları çekiyorum. Arka arkaya mı atarım bilmiyorum. Bir dakika, size bir şey göstermem gerekiyor. Şu an evleş biraz. Onun için hani bir şey görüyorsanız özür dilerim. Burada kurçuklar var. Sonradan tekrar ürediler. Böcekler üredi. Yani böcekler oldu. Böceğe dönüştüler. Böceğe dönüştüklerinden sonra ürediler. Şimdi içeride küçük kurçuklar var. Ama şimdi önemli kısma geçmek istiyorum. Burada cicri böcekleri var. Cicri böcekleri de çiyanımı beslemek için aldım. Çiyanım da şu. Çiyanımı nereden buldum? Çiyanımı okul bodrumunda bir arkadaş bir tane kırkayağın üstüne bastığını söyledi. Kırkayağın üstüne bastığını söyleyince ben de dedim ki okul bodrumunda kırkayak falan olmaz. Yani zaten ev çiyanı olsa çiyana benzemiyor. Böcek der. O yüzden bu oldu kanaatine vardım. Çünkü ben bunların tipini daha çok seviyorum. Ev çiyanları çok iğrenç görünüyorlar. Biraz fazla mı sallıyorum kamerayı? Büyük olasılıkla evet. Biliyorsunuz hayvansal sıkıntılar çıkmıştı. Onunla alakalı da bu şeyi çekeceğim. Çekiyorum. Geçen attım. Hadi ama niye konuşamıyorum ki? Geçen attığım yengeç videosunda hayvanlarla alakalı bahsettiğimi hatırlamıyorum şu an. Şu an ama evin durumu bok gibi. Cidden bok gibi, o yüzden kamerayı çevirmiyorum. Normal şartlarda evi geçen gösterdiğim zaman, ama şu an her şey birbirine karıştı. Tatile böyle hızlıca girdik, ondan sonra da zaten hani okulda uğraşamıyordum evi toparlamakla. İşte şimdi yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım. Figürleri de bilmem neydi falan falan. Çok oynatıyorum bu arada. Şimdi birazcık daha yavaşlatayım. Şöyle bir hayvanımızı görün. Kurbağaları saldığımı söylemiştim. Birkaç tane hayvanı daha saldım. Birkaç tane hayvan derken kurbağaları saldım. İşte bir ara yengeç mi gelmişti, onu saldım. Bilmem bir şeyler oldu. Şimdi biz buradan şöyle bir zoom'u çekelim ve diğer tarafa gidelim. Burada bir enfeksiyon başladı. Enfeksiyondan da sadece şu üçü kurtuldu. Enfeksiyon nasıl başladı konusunda en ufak bir fikrim yok. Önce siyah akvaryumda bir şeyler oldu. Siyah akvaryumdaki diğer balıkları kurtarmak için buraya getirdik. Bu sefer oradakiler bunlara da bulaştı. Şu an yani bu enfeksiyon en az bir senedir devam ediyor. Ve hala da var. Gördüğünüz gibi kuyruğun, balığın kuyruğu kan kırmızısı. Temizliyoruz. Temizleyince bu kan kırmızılığı geçiyor ama birkaç gün sonra tekrardan oluşuyor. Şu an içeride bir tane konuşan kedi balığı, bir tane de vatoz var. Sadece 3 balık kaldılar. Onun haricinde içil hayvanlar akvaryumundan ne kaldı derseniz, ki orada çok saçma sapan şeyler oldu. Hani timsah balıklarının zaten öldüğünü geçen videoda belirtmiştim ki onun da bir sebebi yok. Niyeyse
Bende hayvanlar hani böyle özel bir sebebi olmadan bir şeyler oluyor. Neyse buradan bir geçelim. Ben size diğer hayvanları göstereyim. Hala kuru yapmaya çalışıyorum. Hala kuru yapmaya çalışıyorum. Daha beni fark etmedi. Vazgeçti. Senegal'in akvaryumuna geldik. Senegal büşeri tabii ki de dışarıda soluyabilen bir hayvan olduğu için hayatta kaldı. Bunu niye bu kadar küçük şeye kapattım? Çünkü okul başlıyordu. Sınavlar zımbırtı falan filan. Böyle oldu. Şunu biraz daha büyümesini bekliyorum bu yumuşak kabuklu kaplumbağa. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir kosko göremiyorsunuz. Biraz daha büyümesini bekliyorum. Ondan sonra onu da buraya atacağım. Bu Dino'nun oraya. Şu anda yemek bulamayacağından ötürü atmıyorum. Senegal büşerim erkek bu arada, onu da belirtmiş olayım. Sana bugün yemek verdim mi? Vermiş olmam lazım. Umarım vermişimdir. Gerçi Senegal büşerimde o kadar sıkıntı yok da bunlar her daim yemek istiyor. Özellikle şu iki kaplumbağa. Hatta Dino önce erkek kaplumbağayı kendine benzettikten sonra şunu bile kendine benzetti. Yani o da çırpınıyor yemek için artık. Oradan buraya nasıl düştük derseniz. Şimdi her şeyi en baştan bir anlatayım. Ondan önce doğru düzgün bir alan bulmam lazım anlatmak için. Sanırım bahçe bunun için uygun görünüyor. Ben kaçıyorum. Evet, anlatmak için en uygun ve sessiz ortamın burası olduğuna karar verdim. Şu cırcır böcekleri her ne kadar ütmeye devam etse de. Şimdi önce başlayalım. İkinci hayvan videosunda zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra ne olduğunu anlatacağım. İkinci hayvan videosuna kadar olan kısmı biliyorsunuz. Yani ikinci hayvan videosunu izlemişsiniz diye varsayıyorum. Bu arada ben sürekli video çekiyorum ama bazı durumlarda atmıyorum. Yani bazı durumlarda derken genelde en son attığım video saçma sapan maskeli bir şeydi galiba. Ondan sonra hiç video atmadım. Bir 3-4 ay oluyor atmayalı. Evet tamam, şimdi konuşmaya devam ediyorum. Zaten daha önceki videolarda konuşuyordum ama hayvanlar videoları daha çok izlendiği için onda bir daha ekstra olarak bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle. Biliyorsunuz ikinci hayvanlar videosunda ben pirana ve köpek balığı almıştım. Siyah akvaryuma. Siyah akvaryum da bu arada şurada duruyor. Evet, içi boş çünkü boş yani. Bir gün eve geldim. Ve şey bitmişti. Hadi hala konuşamıyorum. Pirana ve köpek balığı kendiliğinden ölmüş. İçeride hatırladığım kadarıyla bir sarı balık, bir tane Senegal büşeri, bir de vatoz kaldı. Siyah akvaryumda. Ondan sonra bunların hepsini bir dakika. Hepsini bu akvaryuma aldık. Ardından burada Japon balıkları vardı. Senegal tabi predatör bir fish, yani predatör bir balık olduğu için balıkların kuyruklarına saldırmaya başladı. Diğer balıkların. Diğer yani şu an burada olmayan balıkların. Balıkların kuyruklarına saldırmaya başladı. Sarı balık burada öldü. Sarı balık burada öldü derken yok oldu. Yani bir gün içinde tamamen yok oldu. Yani bundan iki gün, o hani siyah akvaryumdaki olan olduktan iki gün sonra balık buradan yok oldu. Hani hiçbir iz bırakmadan. Hiçbir şey kalmamış. Bunları biraz buradaki eski Japon balıkları ve özellikle şunun öküzlüğüne bağlıyorum. Çünkü hayvan bildiğin yok olmuş yani. Sonra işte burada öldüğünü zannettiğimiz bir kedi balığı vardı. O zamanlar şu kadardı. İlk attığımızda biz öldü zannetmiştik. Ama konuşan kedi balığı suyun dışına çıkartıp
Biraz dürttüğünüzde ses çıkartıyor. Tabii ben böyle bir şey denemedim. Bunun dışında işte Japon balıklarının kuyruklarına saldırmaya başladıktan sonra biz de Senegal'i bunu aldık. Bu eski kap, Dino'nun eski akvaryumu. Aslında daha güzel akvaryumlarımız vardı eskiden ama sonra bir şeyden ötürü şu akvaryumla değiş tokuş etmek için vermiştik. O tarz bir şey olmuştu. Buraya aldığımız zaman kendiliğinden bir böyle bir şeyler salgılamaya başladı. Nasıl desem? Yerinin hoşlanmadığını belirten böyle sümüksü bir tabak oluşturdu bunun içinde. Nedenini hiç bilmiyoruz. Oho. Ve her seferinde de aynı şey oluyor ve bu akvaryumun rengi değişiyor böyle. Ya attığım yemle de alakalı olabilir şu an, hani eskiden öyleydi. Ama şu an genel olarak attığım yemle alakalıdır. Hatta o yüzden bu balık birazcık daha beyazım traktis. Sürekli siyah yemle beslediğim için siyah. Bu arada bu böyle bir şey yapabiliyor. Böyle bir özelliği var. Bu şahsen benim en sevdiğim balığım. Her neyse. Ondan sonra geri dönelim. Buradaki bütün balıklar. Vatoz hariç, kizi balığı da dahil olmak üzere hepsi hastalandı. Ama bu sonradan gelişen bir hastalıktı ve hani bütün balıklar hastalandı böyle. Şimdi bir dakika, bir kelimeleri düşünmem lazım, o yüzden bir durduruyorum. Bütün balıklar hastalandı ve ölmeye başladılar. Teker teker, küçük küçük böyle. Ve diğer balıklar da sağ olsun onları yedikleri için büyük olasılıkla onlar da enfeksiyon kaptı. Ve her balık, buradaki her balık, vatoz hariç her balık hastalandı. Hepsi yerde yatıyordu. Kuyrukları kıpkırmızıydı işte bunun gibi. Hatta onun bile kuyruğu kırmızıydı. Tabii ondan sonra onları atlattık. Sadece beyaz koyu balığında kaldı ama beyaz koyu balığı bunlar için fazla büyük olduğu için anladığım kadarıyla bir şey olmuyor. Şu anda da onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Şu gördüğünüz ilaçlarla. Şu anda dediğim aşağı yukarı bir 9 aydır falan. İyileşmiyor çünkü. Ağzında da bir tane apse var. Gördüğünüz gibi o da iyileşmiyor. Neden iyileşmediği konusunda en ufak bir fikrim yok. Balığın halinden çok bir şikayeti yok. Onu söyleyeyim hani. Böyle. Bu da biraz Dino gibi ye ve gerisine bakma hayvan olduğu için. Bunun pek bir şikayet olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten şu kedi balığı sürekli şu kayanın içinde yaşıyor. Yani burada iki balık yaşıyorlar. Bir tanesi aşağıda yaşıyor. Evet, bu akvaryum yavaş yavaş şuna küçülüyor. Ve onu büyük olasılıkla havuz gibi bir şeye vereceğim. Ama veremiyorum. Çünkü bu sefer oraya verirsem o balıkları da hasta edecek bu. Yani burada kala kaldı biraz. Öyle şeyler oldu. Ondan sonra başka ne oldu? Bir hatırlayayım bakayım ne vardı elinde. Kurbağaları saldık dedik zaten. Kurbağaları saldık. Birkaç kez kuş geldi. Hatta daha bugün uçtular. Şu demirlere konmuşlardı. Zaten ben size nereye yuva yaptıklarını söylemiştim. Ama normal şartlarda kumruların iki yavrusu olurken bu sefer üç yavruları olmuştu. Daha bugün uçtular. Uçup gittiler. Hatta bir tanesi şurada duruyor. Çok küçükken anneleri niyeyse uçmalarına izin verdi. Biz de işte kediler falan yemesin diye uğraşıyoruz ama hani iki tanesi şu an yok ortada. Sadece bir tanesini görüyorum. Hatta orada iki tane de olabilir. Uçup duruyorlar farklı yerlere. Şu an bir dakika kameraya bakıp öyle hizalamaya çalışacağım ama kameradan hiçbir şey göremiyorum. Kameradan ciddi anlamda hiçbir şey göremiyorum. Abi what the fuck? Şu kuş orada ve tam olarak şurada. Şu. Bir saniye video çekiyorum.
Tam olarak şurada bir tane bekliyor. Evet, bugünlük bu videodan bu kadar diyeyim.